Millet selam selam arkadaşlar, bugün işim biraz uzundu, o yüzden akşam 5.30-6 gibi falan eve geldim. Yani geleli bir saat kadar oluyor, işte duş yap, yemek ye falan filan, şu an yorgunluktan ölüyorum. Yani sizin tahmin edeceğiniz gibi burada bir şey konuştum. Şimdi size dün izlediğimiz videoları birleştirip yayınlayacağız ki kanal videosuz kalmasın. Ben de bu sırada ikinci kanalın oyun videosunu halledeceğim. Ya Subnautica'dan başlarız ya da Call of Duty'den başlarız veya başka bir şeyden başlarız. Başladığımız oyunu bitireceğiz çünkü o kanal full oyun kanalı olacak. Bunu biliyorsunuz ve linkler, oyun kanalının linkini de aşağı bırakıyorum. Mutlaka gelmeyi unutmayınız. O kanal video falan izlemeyeceğiz. Sadece oyunu oynayacağız. Gameplay kanalı olacak. Görüntü bu olmayacak. Sadece sesim olacak. Çünkü oyuna odaklandığım için görüntü biraz o odağı bozabiliyor ama sesim olacak. Beni duyacaksınız. Half-Life'a da başlayabiliriz. Bir sürü oyun oynayacağız. Merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Buyursunlar. Keyif seyirler diliyoruz. YouTube bebeğim. Hoş geldiniz canım. Şimdi Wireless 108 teaser izliyoruz. Buyursunlar. Ben de beğenimi atayım şöyle. Everything's progressing well. It won't be long before we can weaponize the effects of the Triadian power crystal. Okay. I'll head back to the analysis team. Keep up the good work, everyone. What the fuck? I'm gonna... Any new discoveries? Unfortunately, not yet. We're currently reviewing old footage captured by the cameraman. Mm-hmm. Wait, go back. Are you guys not seeing this? Seeing what? What do you mean? That thing. It's in every single one of the pictures. Doctor. It almost looks like a plague toilet. It has to be connected to plague tuvalet. Hastalıklı tuvalet. Plague hastalık demek. Presence on Earth. Kamera woman burada bir şey söyleyeceğim. Kamera woman burada ben işten ya da dışarıdan gelirken gördüğüm şu taytlı kızlara benzemiş. Abi bir tayt giyiyorlar. Bütün cicikleri meydanda, bir de çorap giyiyorlar. Aynı bak bu şeyin çizmesi gibi. Bir de o moda herhalde. Tayt giyenler bir de öyle çorabı öyle çekiyor. O moda herhalde. Bilmiyorum artık ama yani aynı onlara benzemiş. Taytlı kameraman ve hafif zortlatılmış zorta bir kameraman. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Direkt ana evrende zırtlatılmış ekipmanlarla, ha şunu taytlı ve dar olması dışında bir sıkıntı yok. Ama yok. Hani bu beni sarmadı. Bilmiyorum sizi sardım ama beni sarmadı diyebilirim. Yine de son karar sizindir bebeklerim. Türk yapımı bir animasyon. Telefon çalıyor. Aşağıdayım ben, sen aç. Tatlı mı tüketiyorum Jordo? Ben de heladayım. Hela demir şuna. Ne diyeyim? Valette. Hela. Jordo. İşimiz gücümüz var amcacığım. Çaresizce yardım beklemek nedir bilemezsiniz. Ama öğreteceğim size. Kiminizi çalıyorum. Sizi de burada bırakıyorum. Hayda. Öyle yapılmaz ama. Gör şimdi. Allah rahmet eylesin. Aga be. Çağrı gelince aç diyorum sana. 3 ay. 3 ay bunları beklemiş. Hayalet gibi katil. Hayalet misin, sana tipin mi öyle? Tipim böyle. Hayalet misin, tipin mi öyle? Tipim böyle. Tipi öyleymiş bak. Küçük hanım, biz bir katil arıyorduk. Tepenin yamacındaki katliamdan sorumlu. Sizi bulduk ama hiç emin değiliz gerçekten. Ayıp olmazsa katil misiniz? Tipine bakarsak katil değil Jordan. Yok yok, katilim. Ya hayda. Utanmıyor musunuz peki milleti öldürmeye? Ne diyorsun Jordo? Ne bileyim, Mart ilk defa katili bulduk. Ne denir ki? Dinle. Ölen senin deden olsa ne hissederdin? Vurdum onu da. Ayıptır ya. Yetkilileri çağırıyoruz. İşin bitti. Kadını kim seslendirmiş? Sevinç'i seslendirmiş herhalde. Sevinç'i o kim lan? Sevinç'i. Ben meşgul. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben meşgul. İşin bitti kızım. What the fuck? Ben meşgul. Nasıl yardımcı olabilirim? Meşgul mu? Meşgul Jordo. Jordo açmıyorlar. Bekleme boşuna, onları da vurdum. Yok yani, sanki gezegende kimseyi bırakmadın. Allah Allah. Herkesi öldürmüş. O zaman biz... Gidelim biz. Dikkatli gidin ha, vurmayayım sizi de. Arkanı mı döneceksin katile? Amatör hatası. Dur sen. Tek sıra daha güvenli. Oy oy.
Tam kapı önüme. Bu güzelmiş Jorta ya. Jorta uydun mu? Sevinç'i bizim kızlardan biri mi? Dur ya. Sevinç'i merak ettim lan. Sevinç'i şu. Sevdim vallahi sevdim. Çok tatlıydı ama. Gel. Dur ne? Olayı kaçırdım. Hayalet tipli katilden turpa geçti. Jorta uydun mu? Gonliler. Kimsin sen? Jorto aranızdan birini yardımcım yapmama izin verdi. Babam. Aman ole. En çok kim yardımcı olmak istiyor? Diyorsan ben olurum yani. Gel bakayım. Gelirim belki. Gelirim belki. Ne haber? Yardımcı olayım mı? Adın ne? Turp. Hizmetin karşılığında ne istiyorsun Turp? İstemiyorum ki bir şey. Ne yiyeceksin? Nohut var mı? Nerede uyuyacaksın? Kutu var mı? Ekibe hoş geldin. Oldu o zaman. Ne yaptın? Mat bu ne? Jorto vallahi iyi bakacağım. Yardımcı olayım mı? Ay bayılacağım. Jorto bak anlamıyorsun. Bir kere okşa. Hayır. Bak bir kere okşa anlayacaksın. Gerçekten beni anlamıyorsun. Ben hep bunları istemiştim. Bir kere okşasan olmaz mı ya? Evcil görünmez canavar. Aleykümselam. Var ya. Söyleyecek misin neden burada olduğumuzu? Bugün doğru taraftan kalkmışsın Mart. Mart. İşte dün aradılar. Evcil görünmez canavar varmış. Kaybolmuş. Yukarıda. Bayağı sıkıntılıymış. Mart niye gelmeden söylemedin bilseydim. Hallederiz. Isırır mı? Yutabilir. Tamamen. Hep böyle yapıyorsun. Mart gel geri dönelim. Müşterinin bize verdiği parayı harcadım da ben de o yüzden dönemeyiz. Tam Türk Bey namına koyayım. Ben gelmeyeceğim. Siktir. Ben gelmeyeceğim. Ne? Ne yapıyorsun? Görünmez canavarı arıyorum Jorto. Gördüm. Mart! Mart! Ha. Mart! Efendim? Boş ver gel dönelim. Efendim? Fark edecekler biliyorsun değil mi? Kurcalama. Mantı. Kahve aldım. Ben vefat edeceğim. İyi sana da alayım. Hayır Jorto dinle. Ya da git kahvemi al. Melo hoş geldin bana mı? Teşekkür ederim. Dinle. Martı yiyeceğim. Martı. Duydun mu? Martı yiyeceğim diyor. Buraya kadar mı? Ölecek mi? Oturalım da bir yerse bakarız. Jorto yiyeceğim demiyor. Tabii rahat olursun. İnzibat adam yolladı kesin peşime. Martı yeme zamanı. Buldum Jorto. Mart bu mu yiyecek seni? Ha? Niye Mart'ı beni yiyorsun ya? Yok mantı değil mantı. Mantı yani. Mantı mı? Jorto mantı diyor. Yalan söyleme bana tıfıl. Anlamadım. Kim taktı seni peşime? Soğumadan yiyeyim mi bıraksam? Jorto camı aç. Mart önce bir düşünelim. Ali topu tuttu. Ali topa vur. Jorto camı aç. Hava mı alacağız? Ben seni konuşturmayı abi, bilirim. Abi sarmadı bu, beni sardı. Şimdi son kez soruyorum. Mart. Elimden kaydı. Ya Mart! Peşime düşmüş orada yiyecekti beni. Öldürdük. Rüzgarda fırladı işte. Ne yapayım? Evet yine. Aga. Mart'ı yiyecekmişler. Kafa. Benim kafamı söktüler bıraktılar buraya. Yani selam. Sadece kafa değilsiniz. Saçmalama. Saçmalama Jorto evet. Peki takılıp çıkarılabiliyor musunuz? Yani biz şimdi sizin gövdenizi bulsak. Takabilir miyiz? Heh. Cuk otururum. Turp sen biliyor muydun böyle bir şey olduğunu? Neyi? Takılıp çıkarılabilir. Neyse boşver Turp. Peki bize gövdenizden bahsedebilir misiniz? Terbiyesizlik yapıyorsun şu anda. Mart bulmak için soru. Çizgiyi aşıyorsun. Bulalım diye. Haddini aşma Jortuk. O zaman şöyle sorayım. Kafanız kadar büyük mü? Adama küfretsene. Ama yani Mart. Yo harbiden küfret. Yani bunu soracağını küfret. Ben başka dedektifler arayacağım galiba. Hak veriyorum beyefendi kusura bakmayın lütfen. Bu seviyesizliğin işi kaybettirdi bize. Bir çömel şurada düşün.
bugün yine neyi yanlış yaptım? Gel gidelim Turp. Çömeliyordu. Selam canım. Diyet. Yine çok yedin Mart. Tamam yetti artık, diyete başlıyorum. Turp! Ne oldu? Gece yemek yememe izin vermiyorsun. Tamam. Ne olursa olsun. Tamam. Sakın bak. Tamam. Kalanları paket yaptırmıştım. Aga. Saçma sapan kararlar veriyorsun Mart. Yardımcı olayım mı? Çekil önümden yoksa seni de yerim tüylü köfte. Oh shit. Eyvah, Marti'yi yemiş. Selam canım, erken açtım biraz. Evet, evet. Mutlu değilsin. Mutlu değilim. Beni gördün. Aha! Bu adam da çok ünlü bir seslendirme. Seni... Mutlu değilsin. Kim seslendiriyor bunu? Bu adamı biliyorum, bu adamı biliyorum. Mutlu değilim. Beni gördün. Seni gördüm. Bu adam biliyorum. Peşinizde olduğumu biliyorsun. Peşimizde olduğunu biliyorum. Aga, bu adın adam ne? Oyunlarda, filmde efsanedir. Deneri. O yanındaki zırtodan kurtul. Yoksa... Jorto Uğur'la lisanssız dedektiflik, şartları yerine getirilmemiş sözleşmeler... Hikayenin büyüklüğünü buradan anlayacaksın. Kadro muhteşem, tiplerle dolu. Cinayeti teşebbüs suçlarından tutuklusunuz. Yerinde bir karar. Aga kıyamam. Merak etme Jorto, müthiş kaçış planım var. Jorto, şimdi gördüğün üzere biraz yüksek. Aşağı atlarsan özgürüz. Umduğumuz sonuç sakat kalma. Jorto? Jorto aşağı mısın? Atlayacağım. Benim Jorto. Aşağı nasıl atlayacağım? Hadi baba. Hadi bayım. Ömrümü boşa geçirdim. Öyle deme Jorto. Ömrünün çoğunu kereviz gibi geçirdin ama en önemlisi birlikteydik be Jorto. Değil mi Jorto? Birlikteydik Jorto. Ama en azından birlikteydik Jorto. Ağla Jorto. Daha çok ağla. Hayatını mahvettim. Hayatını mahvettim. Yol ayrımı. Dur bakayım. Bitmek üzere. Turp ne yapıyorsun? Yardımcı olamadım. Sorun ne? Jortuk gitti. Nereye gitti? Ya Turp, sakin ol. Büyük çantayla gitti. Büyük çantayla, eyvah. Ben de dedim ki Jortuk git. Niye? Çok hoşlanmıyor bu çocuktan. Jorto da beni bıraktı. Bütün gece düşünerek üşütüyor beynim bu kabusları. 31 kişiyiz ya. Bırakalım bir kenara bu bir dostluk. Vakit artışmalı. Onca zaman sonra bir yol ayrımında. 2 dakika kaldı. Anıları bir kenara bırakıp yol almalı. Yo, 2 dakika kaldı. Bir çukura düşüyoruz, konu belli ama anlaşmalı. 2 dakika kaldı. Kaka yürüyoruz, yol gergin, peki ne yapmalı? Sen ve ben. Ve bir de ben. Bu yol ayrımında dizginleri tutarak bunu da aşmalı. Yardımcı olayım mı? Olma. Gayipten sesler var, duyarız burada. Bedensiz bir kafa, tümüştür o ya. Elde var 10 parmak, bende 9'u var. Bitmez bu macera, macera, macera. Yeniden başa sarar. Hep ne yapsak olmuyor. Edep bozuluyor, ah etmek neye yarar. Katil bir hayalet peşimde. Ne hayalet tatlıymış ama ya. Katil bir hayalet peşimde. Ne lanet ceza.
hayatın bölümünü bir daha Yorto'ya emanet. Mart sana aç dedim. Tatlı bir felaket. Doğrusu vaziyet kısmen bir kıyamet. Bitmez bu macera macera macera. Yeniden başa sarar el. Tıpkı güneş gibi her sabah yeniden yükselip göğe çıkar. Neyse bu da böyleydi. Bunun hoşuma gitti hani. Ön yargılı değil de daha önce böyle animasyonlar izlediğimizde çok ya cringe'ti ya da işte Amerikan çakması dublaj çalışmasıydı. Ama burada gördüğümüz olay bizim aşina olduğumuz filmlerden, dizilerden, oyunlardan, işte büyük bütçeli filmlerden bizim has adamların yaptığı iş. Türkçe dublaj ekibinin yaptığı iş. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Işıl denen üyeye teşekkür ediyoruz. Bunu önerdiği için bunu YouTube'a paylaşacağım. Sizin de fikirlerinizi önemsiyorum.